Habükün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Bizi komple bir fotoğraf alalım ya. Şöyle. Bizim küçüklükten beri hayalimiz vardı. Lise zamanı ailemize demiştik, liseden sonra biz hayvancılık yapacağız diye. Ailemiz ilk başta tasdiklemedi. Bize ailemiz bir geçmişiniz yok, siz şehirde büyüdünüz, nasıl olacak bu iş diye düşünüyorlardı. Biz de ikizimle birlikte lisede arkadaşımın bir fotoğraf makinesini kiralayıp çekimlere gittik. Daha sonra biriktirdiğimiz parayı kendi makinamızı aldık, fotoğraf makinamızı. Daha sonra oradan biriken parayla liseden sonra bir hayvana yatırmayı düşünüyorduk ama yeterince bir miktar biriktiremedik tabii ki. Ailemize söyledik. Ailemiz de yine işte son seneniz İmam Hatip Lisesi mezunuz aynıca. İmam Hatip'ten sonra imam ya da bir din kültür öğretmeni olursunuz diye bir memur hayatı, devlet memuru olun diye merak etmişlerdi. Biz de hayvancılığa daha çok yöneldik. Arkadaşımızın bir arkadaşı hayvancılıkla uğraşıyormuş. 200 tane hayvanı varmış. Biz oranın sahibiyle iletişime geçtik. Biz dedik ki ailemizden gizli hayvancılıkla uğraşmak istiyoruz. Bize işi öğretin. 11. sınıfta aylık 4 kuzu şeklinde 3 ay çalışıp bize hem iş öğretecekti, başka da bir ücret vermeyecekti. Sadece hayvan verecekti. 12. sınıftan mezun olunca da hayvanları alıp köye gelmek gelecektik. Yani. Hedefimiz de oydu. Daha sonradan biz ailemizle paylaştık bu durumu. Ailemiz yine razı olmadı. Dedi işte son seneniz daha çok derse çalışın diye. Daha sonradan ailemiz şevkimizi kırmayalım diye burada bir komşumuzun, hayvancılık yapan bir komşumuzla iletişime geçti. Bizim çocuklar böyle böyle merak ediyor diye iletişime geçmişler. Daha sonradan işte bizi çağırdılar hayvancılıkla ilgili konuşalım diye. Komşumuza sağ olsun 6 kuzu veririm dedi, biriktirdiğiniz para karşılığında dedi. İstediğiniz zaman dedi ziyaretime dedi gelebilirsiniz dedi. Hem de dedi bana yardımcı olursunuz, beni de dinlendirmiş olursunuz dedi. O arada hayvancılığa başlamış olduk 6 kuzuyla. Erkeklerini de sattık, dişlerini bıraktık. Belirli bir sayıya geldi. Bu arada da işte 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Genç Çiftçi Projesi'ni duyduk. Hem ilçeden hem de İl Tarım Müdürlüğü'nün sayesinde. Sonradan ikizimle birlikte yazıldık. Evet. İkizime çıktı projede. 11. sınıfta oldu bu 6 kuzu hikayesi. 12. sınıfta başladığımız zaman bir öğretmenimiz sınıfımıza gelmişti. İşte yeni tanışıyoruz. Hoca sırayla dedi isminizi, soy isminizi söyleyin dedi. Ne olmak istediğinizi söyleyin dedi. Bizde şimdi 6 tane kuzu olduğu için biz hayvancılığı düşünüyoruz hala. İyice benimsedik. İşte sırayla Ahmet, Mehmet diye çıktı. Öğretmen olacağım, doktor olacağım dedi. Sıra bize geldi. Adım Fatih, soyadım Kapıcıoğlu dedim. Ben dedim çoban olacağım dedim. Sınıf böyle bir kahkaha attı. İşte beklenmedik bir cevap. Alışık bir durum olmadığı için. Hoca, bayan hocamızdı, Sefa Hoca, masaya vurdu, ayağa kalk dedi. Adını baştan söyle dedi. Fatih dedim, soyadım Kapıcıoğlu. Nerelisin oğlum sen dedi. Ovacıklıyım dedim. Senin dedi alnından öperim lan dedi. Abi bu şekilde. Arkadaşınızı tebrik edin dedi. Sizin gibi dedi çocukları bizim oralarda dedi. Okumaya veriyorlar. Bunlar gibi parlak çocuklar dedi. Malın peşine veriyorlar. Ben Kayseriliyim dedi. Ticaretle uğraşmalarını sağlıyorum dedi. Daha sonra dedi işte mezun olun
Dersen çıkınca dedi yanıma gelin dedi. Yanına gittik hocanın. Ben dedi maddi manevi dedi sizin yanınızdayım. Bana hani dertlerinizi anlatın, nasıl bir sıkıntınız var dedi. Hocam biz 6 kuzu aldık dedik. Biz hayvanları çoğaltmak istiyoruz dedik. Öyle bir anımız oldu. Bunlarda dün doğrusu görüşüm. Çok güzel canım. Bizi arayabiliyor. O konuda sıkıntımız oluyor.